Cumhurbaşkanı Erdoğan dinledik. Biraz süremiz kısaldı ama finansal kiralama tarafında, filo kiralama boyutuna, işin otomobil tarafına bakacağız. LeasePlan Genel Müdürü Türkay Oktay benimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Şimdi epeyce bir otomotiv sektörü içerisinde yer ediniyor filo kiralama şirketleri. Biraz önce reklam arasında konuşuyorduk. Her 5 arabadan satılan birini biz alıyoruz diye. Bu yılki tablo nasıl? Gelecek yıl ve sonrasında bu oranlar artacak mı acaba? Artacak gibi gözüküyor. Biz sektör olarak ekonomiden bağımsız her yıl en az %15 büyüyen bir sektör haline geldik. Türkiye'de de otomobil sahipliği çok pahalı. Yarattığımız aslında bir sürü avantajlar var. Hem finansal hem operasyonel. Bunu da Türkiye'deki faaliyet gösteren büyük şirketler, yabancı şirketler, son dönemde de özellikle küçük ve orta şirketler çok farkına vardığı için artık şirketler satın almak yerine kiralamayı kullanmaya başladılar. Bu otomobil sahipliği de giderek pahalandığı için bu kaymanın ekonomik büyümeden bağımsız olarak devam ettiğini görüyoruz. Son 2 yıldır Türkiye'deki büyüme temposunun hep beraber düştüğünü görüyoruz. Ama bizim büyüme tempomuz ekonomik büyümeyle paralel hareket etmiyor. Biz en az %15 büyüyoruz. Bu senede herhalde ilk 9 aylık rakamları açıkladık biz sektör olarak. %10 büyüdük. Muhtemelen gene %15'in üzerinde bir büyümeyle kapatacağız gibi gözüküyor. Dünyada oranlar nasıl? Hani burada binek pazarının %20'si dedik. Dünyada mesela Avrupa'da hikaye nasıl? Oradaki oranlar daha mı yüksek? Gidecek yeri anlamak açısından soruyorum. Çok daha yüksek. Çünkü oralarda operasyonel kiralama, filo kiralama yıllardır var. Örneğin LeasePlan 1963 yılında kurulmuş bir şirket. 53 yıldır faaliyet gösteriyor. Dünyanın en büyüğü bu konudaki. 1.6 milyondan fazla aracı yönetiyoruz biz 33 ülkede. Oralarda tabii yıllardır bu hizmet verildiği için bu oranlar %30 olan ülkeler var, %40 olan var, %45 olan var. Dolayısıyla şirketlerin çok büyük bir kısmı filo kiralama yapıyor, operasyonel kiralama yapıyor. Satın almayı artık bırakmış durumdalar. Şimdi son dönemde hakikaten otomobil sahibi olmak, özellikle belli otomobillerin sahibi olmak daha da pahalılaştı. Yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte epeyce bir fiyatlara yansımasını göreceğiz ki kur etkisinden bağımsız göreceğiz. Acaba bu tablo otomobil kiralama tarafına pozitif yansır mı? Sizi nasıl etkileyecektir yeni dönemdeki yeni düzenlemeler? Demin bahsettik. Otomobil çok pahalı bir meta haline geldi Türkiye'de maalesef. Üzerinde çok yüksek vergiler var ve son ÖTV düzenlemesiyle bu otomobillerin pahalılığı daha da arttı. Dolayısıyla sahiplikten kiralamaya olan kayma zaten devam ediyor. Bu pahalılaşma sürdükçe bize olan kayma da devam edecektir. Dolayısıyla sorunuzun aslında kısa cevabı evet, bu ÖTV düzenlemesiyle otomobiller pahalı olacak ve kiralamaya kayma devam edecektir diye düşünüyoruz. Otomobil pazarına ne kadar etki edecek bunu öngörmek kolay değil. Çünkü siz de söylediğiniz aslında distribütörler ve üreticiler daha kur artışlarını tam olarak fiyatlarına yansıtamadan bu ÖTV düzenlemesi devreye girdi. Dolayısıyla muhtemelen 2017 yılında hem kur nedenli hem de ÖTV nedenli ciddi artışlar göreceğiz otomobil fiyatlarında. Ne kadarlık artış öngörüyorsunuz mesela siz? Yani ÖTV tek başına zaten %3,5 ila %10'a yakın artışlar getirdi otomobillere. Net fiyattan brüt fiyata gelene kadar eskisine oranla otomobil fiyatları hiçbir şey yapmasanız %3,5 ila %10 arasında artması gerekiyor. Üzerine de bunun kur zammını koyun. Tabii kuru distribütör ve üreticilerin ne alacağı da çok kolay değil. Çünkü çok dalgalı kur. Hani son bir haftada %5-6 dalgalandık. Siz ne yapıyorsunuz? Siz yansıtıyor musunuz? Mesela kiralama fiyatlarını da, kiraları da bu anlamda arttıracaktır herhalde ya da arttırmaya başladı mı? Tabii ki. Biz tabii şu anda fiyatlar oturmadığı için, çünkü şu anda distribütörler bu ÖTV zammını özellikle ve kur zammını çok yansıtmamaya çalışıyorlar fiyatlarına. Yılın son ayı tüm otomobil sektörünün aslında en çok işlem yaptığı ay yıllardır. Evet. Dolayısıyla bu ayda bu tür olumsuzlukları minimum geçmekle uğraşıyorlar otomobil firmaları. O yüzden kiralama fiyatlarına da direkt bir etkisi şu anda olmadı.
Ama Ocak ayı ile beraber kira fiyatları da artacaktır. Çünkü otomobil fiyatları artıyor. Lease Plan'ın plan ve hedeflerinde neler var? Pazar büyüyor dediniz. Evet. Hem de ekonomiden çok çok hızlı büyüyor dediniz. Bu evet. yeni yatırım gerektirir. Evet. Filoyu büyütmek tarafında sizin planlarınız var mı? Özellikle bu pahalılıkta bu işi nasıl yapacaksınız? Biraz anlatır mısınız yeni dönem planlarınızı? Biz zaten son 2-3 yıldır sektörün en hızlı büyüyen oyuncularından bir tanesiyiz. Sürekli pazar payımızı artıran bir kurumuz Lease Plan olarak. Hala hızlı ne kadarlık bir pazar payından bahsediyoruz? Şu anda bizim pazar payımız %7,5'lara ulaştı. Bizimki parçalı bir sektör. Dolayısıyla birçok oyuncu faaliyet gösteriyor. Hem yerli büyük oyuncular var hem de dünyanın bu konudaki bizim gibi en büyük oyuncuları sektörümüzde faaliyet gösteriyor. Biz tabii demin söyledik artık Türkiye'deki büyük ve yabancı firmalar zaten kiralamayı yoğun kullanıyorlar. Artık KOBİ'ler herkesin odak noktasında herkes KOBİ'lere ulaşmaya çalışıyor. Türkiye'de büyük bir pazar olduğu için biz de KOBİ'lere ulaşmak için birkaç tane farklı kanalımızı devreye soktuk. Bunlardan bir tanesi 3 yıldır devrede olan Tıkla Kirala kanalımız. İnternet üzerinden KOBİ'ler buradan internetten herhangi bir alışveriş yapar gibi araba kiralayabiliyorlar. 3 yıldır bu kanalımız bizim devrede ve 3 yılda 2000'e yakın araba kiraladık buradan. Bu sene yeni bir işbirliğine imza attık. Şu anda Nissan'la beraber Nissan bayilerinden Nissan kiralamanın bir arka markası olarak biz Nissan'a hizmet veriyoruz. Onun dışında broker kanalımız var. Onlar kendi müşterilerine tüm Anadolu'da hizmet veriyorlar. İzmir şubemizi açtık. Geçen senenin başında önümüzdeki yıl bu şube açmaları, şube demeyelim de aslında satış ofisi daha doğru bir tanım olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinde KOBİ'lere ulaşmak için çeşitli işbirlikleri yapıyoruz. Bizzat kendimizin gittiği mekanlar oluyor. Bu şekilde biz hızlı büyümemize devam etmek istiyoruz. Bu yıl ne kadarlık bir büyüme öngörüyorsunuz? 2017 ve sonrası için yıllık ortalama ne kadarlık bir büyümeyle pazar hedefiniz nasıl? Son sorum da olsun. Biz 2016 yılında pazarın yaklaşık %15 büyüyeceğini az önce söylemiştim. Bizim büyümemiz yaklaşık %30'lara varacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla pazarın iki katına yakın bir büyümemiz olacak. 2017'de biraz büyüme yavaşlar, öngörümüz var ama hani gene iki haneli bir büyüme olacaktır pazarda. Bizim de bütçemiz %20'lere yakın bir bütçe yaptık. Büyüme çok hani bu seneki kadar olmasa da gene tempolu bir büyüme 2017 içinde planladık. Çok teşekkür ederim Türkay Bey, sağ olun anlattınız. Biraz rica kısa oldu, ederim. Bunu saymıyorum, bir daha beklerim. İnşallah. Çok teşekkürler. Lease Plan Genel Müdürü Türkay Oktay ile birlikteydik. Piyasa hattının sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra Açıl Sezen'de Akıllı Para var. İyi seyirler. Yarın görüşürüz yine aynı saatte.